Now, I'm going to talk about this. Everybody settle down. Son dönemde su kriziyle gündeme gelen bölgeye gitti. Halka güvence vermek için de kameralara önünde arıtılmış su içti. There you go. You know, generally I have not been doing stunts here, but you know. Amerikan Başkanı Barack Obama, Michigan eyaletindeki Flint bölgesini ziyaret etti. Kentte içme suyunda kurşun tespit edilmiş, kente galon galon içme suyu taşınmıştı. Amerikan Başkanı Obama, krizin çözümü için kenti ziyaret etti. Halkın sıkıntılarına ilk elden tanık oldu. Çocukları için endişelenen aileler de oradaydı. Part of what contributed to this crisis. Elbette kimse kasten size zarar vermek istemedi. Ama bu bir zihniyet sorunu. Siyasetimize var olan yıpratıcı bir tavrın, sistematik bir ihmalin sonucu. Obama doğrudan herhangi bir yetkiliyi suçlamadı. Ama evinize ulaşan her damla su güvenli olana kadar rahat etmeyeceğim dedi. Halka güvence vermek için de kameralar önünde Flint şebekesinden gelen ama arıtılmış suyu içti. I will not rest and I'm going to make sure that the leaders at every level of government don't rest until every drop of water that flows to your homes is safe to drink and safe to cook with and safe to bathe in, because that's part of the basic responsibilities of a government in the United States of America. Can I get some water? Well, I'm still waiting for my water. Somebody obviously didn't hear me. Usually I get my water pretty quick. Here we go. I really did need a glass of water. This is not a stunt. Obama bol alkış aldı. Konuşması sırasında da arıtılmış Flint suyu salondakilere dağıtıldı. Flint kenti suyu Detroit şebekesinden alıyordu. 2014 yılında o şebeke Flint nehrine yönlendirildi. Su düzgün arıtılmadığı için eski borularda kalan kurşun kalıntıları şebekeye girdi. Yapılan testlerde suda yüksek düzeyde kurşun tespit edildi. Yetkililer Flint halkını uyarmamakla suçlandı. Krizle ilgili soruşturma hala devam ediyor.